Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le birlikte az sonra borsa açılışını karşılayacağız. Aynı zamanda aracı kurum raporlarını turluyoruz. Ama öncesinde yeni haftada piyasalardan neler beklemek gerekir onu konuşacağız. Ahlatçı Yatırım'a döneceğiz. Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle bu sabah. Barış Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Piyasalar açısından çalkantılı bir haftayı geride bıraktık. Peki yeni haftadan neler beklemek gerekir? Günaydın, iyi yayınlar. Aynı zamanda iyi haftalar da diliyorum. Evet, yani bu hafta başı itibariyle baktığımızda geçen haftanın aynı gününde yaşanan çalkantıya nazaran tabii daha sakin başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Tabii geçen hafta Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra bu hareketleri takip etmiştik. Nispeten hafta ortasından sonra rayına oturmasını beklerken Cuma günü biraz daha işte hafta sonu riskini almak istemeyen üzerine yatırımcıların etkisiyle özellikle Türk lirası varlıklarda biraz daha satış eğiliminin göze çarptığını gördük. Tabii bu eğilimde bakıyoruz şu anda hafta başlangıcı itibariyle yurt içi TL varlıkları açısından. Aynı zamanda tabii bu hafta ortası itibariyle ilk çeyrek dönemi de tamamlıyor olacağız. Oldukça çalkantılı geçen bir ilk çeyrek dönemini herhalde bu noktada yorumlayabiliriz. Baktığımızda tabii yurt dışı piyasalarda özellikle ABD'de yeni başkanın göreve başlaması, arkasından mali teşvik beklentilerinin güçlenmesi ve tabii ki doğal olarak hepimizin takip ettiği koronavirüs kaynaklı gelişmeleri tabii ki izledik. Burada tabii vaka sayılarında dalgalanmalar meydana geldi çeyrek dönem boyunca ve aşı uygulamanın devreye girdiği bir dönemi takip ettik ve aşı uygulamalarında da gidişata bakıldığında da yavaş yavaş yaygınlaştığını görüyoruz. Aynı zamanda vaka sayılarında da artışlar tekrardan gündeme geliyor. Tabii bu da takip ettiğimiz ilk çeyrekteki gelişmeler arasındaydı. Aynı zamanda faizler yeniden artışa doğru yöneldi. Enflasyon beklentideki artışla birlikte bakıldığında ve emtia fiyatlarında, petrol fiyatlarında ciddi %15-20 civarında yükselişinde yaşandığını gördük ilk çeyrek dönem içerisinde. Ya tabii baktığımızda yani bu hafta ortası itibariyle ilk çeyreği tamamlayacağız. Daha sonraki gelişmelere baktığımızda aslında bahsettiğim tüm gelişmelerin hala aslında birinci çeyrekten devralacağımızı da bu noktada söylememiz gerekiyor. Özellikle koronavirüs kaynaklı gelişmeler, aşıdaki ilerlemeler, salgındaki gidişatın önüne geçip geçilemeyeceği tabii ki ön planda olmaya devam edecek. Aynı zamanda ABD tarafındaki tahvil faizlerinde yukarı yönlü seyrinin devam etmeyeceği de piyasa fiyatlaması açısından özellikle bu hafta yine aslında gündemde olmaya devam edecek diye de açısı söylemek gerekiyor. Yani kısaca bugüne baktığımızda ABD vadelerinde Amerika'da bir yatırım bankasının sahibinin yapmış olduğu işte margin call tetiklemesi nedeniyle yapmış olduğu ise senin satışlarının yarattığı bir miktar etkiyi görüyoruz. Vadelerdeki satışların yaşandığını görüyoruz şu anda. Asya tarafında da yine Japonya ile Çin arasında bir Çin'in karasuları ihlali nedeniyle yaşanan gerilimle birlikte biraz satıcılı tarafta hareketler var vadelerde. O yüzden biraz risk iştahı düşük bir haftaya başlangıç yaptığımız açısı söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda da yurt içi TL varlıklar açısından da hem dışarıdaki etki hem de içeride bugün gerçekleşecek kabine toplantısı ve arkasından beklenen yani olası bir kabine değişikliği açıklaması tabii ki gündemde hala olmaya devam edecek. Yani bu açıdan bakarsak da TL varlıklarda bu görüntüde bir miktar baskının da olması mümkün olabilir gibi gözüküyor. Yani sabah saatlerinde yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını tabii takip ettik. Orada yine aslında benzer ifadeleri kullandı göreve ilk başladığı günlerdeki gibi. Yani burada ön plana çıkan açıklamalar arasında söyleyebileceğimiz yani şu andaki görüntüde Nisan toplantısında bir faiz indiriminin olmasını çok sıcak hani bakmıyorum gibi tarzlı açıklamalar kullandı. Yani hemen faiz indirecek gibi duruma sıcak bakmadığını söyledi. Enflasyonun da %5 hedefine bağlı olduklarını ifade etti. Bu gibi açıklamalarla birlikte Türk lirası varlıklarda hafif bir değerlenme oldu. Yani 8'e doğru bir yaklaşma gördük. Fakat yani genel itibariyle baktığımızda hem yurt dışındaki gelişmeler, dolar endeksinin seyri ve yurt içindeki beklentilerle birlikte kur tarafında şu anda 8 üzerinde bir hareketin olduğunu görüyoruz. Açısı baktığımızda 7.95-8 bölgesi kısa vadede izleyeceğimiz destek bölgesi. Bu haftanın genelinde de açısı 7.80-7.75 aralığı da izleyeceğim destek bölgesi olacak. Yukarı hareketlerde de 8.15-8.30 bölgesi de izleyeceğimiz direnç bölgesi olacak bu haftaki gelişmelere bağlı olarak. Endekse baktığımızda da yani Viyop tarafı hafif satıcılı bir başlangıç yaptığı güne. Endeks tarafında yurt dışı fiyatlamasına bağlı olarak bizde de bir satıcılı endekste başlangıç olabilir. O açıdan baktığımızda ben endekste 1340-1350 gibi yerleri destek olarak bugün takip edeceğim. Yukarı hareketin devamı için özellikle geçen hafta geçilen 1430 seviyesi üzerine doğru bir hareketi görmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Bu aralık tarafında dışı ne tarafa doğru gideceğiz ona biraz bakmamız lazım. O tarafa doğru ne tarafa doğru giderse hareketler. O yüzden yukarı hareketlerde 1430 üzeri daha yüksek seviyeleri görme ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum. O açıdan 1340-1350 desteği de bugün için önemli diyerek sözü tekrardan size devredeyim.
Allah Çetin Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta diliyoruz size de. Şimdi gidelim şirket haberlerine. Öncelikle yayınımıza girerken vardı son dakikası ekranda, hemen ifade edelim. Natural gaz tarafında 8,5 TL'den ek satış dahil olmak kaydıyla 34,5 milyon hissenin satıldığı ifade ediliyor. Ford Otosan tarafından bir şirket haberi var. 3-9 Nisan tarihleri arasında çip krizi nedeniyle üretime ara verileceğini söylediler. Tüm dünyada konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi zaten. Diğer şirket haberleri ve açılış beklentilerinde bu sabah neler var Gizem? Bugün temettülerde Arçelik var. Hisse başına 1,88 TL temettü dağıtacak. Bir de TSKB'nin var. Hisse başına 0,02 TL temettü dağıtacak. Onu söyleyeyim. Daha da çok aslında temettü ödemesi var bugün. Nitekim mesela Arçelik'in Viyop etkisi de -2,4 puan, onu da söyleyelim. Yani büyük ölçekli şirket olduğu için temettü etkisi aynı zamanda fiyatlamaya da yansıyor. TSKB için çok daha sınırız. -0,2. Anadolu Hayat var. Yine Avivasa var. İş Yatırım var. Aynı zamanda şuradan da T dediğim bir taraftan. Yani bu kadar en fazla hani etkisi olabilecek diyebileceklerim. Bunlar, Sodaş Sodyum'un da yine temettüsü var. Bir de şirket haberi olarak paylaşabileceğimiz Matrix ile ilgili bir haber var. Matrix Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin halka arzına talep toplama 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Halka arz fiyatı da 28 TL, onu da söyleyeyim. Bir sektör haberi var paylaşabileceğim, otomotiv sektörünü ilgilendiren. O da döviz kuru ve faizlerdeki artışın otomotiv sektörüne tabii olumsuz yönde yansıması bekleniyor. Nitekim analistlerin de bunlarla ilgili yorumları gelmeye başladı. Mesela özellikle Garanti Yatırım bugünkü raporunda mesela şuna değinmiş. Mevcut satışların çoğu stok satışı olduğu için henüz kur artışı fiyatlara yansıtılmadı. Ancak Nisan ayı itibariyle araç satış fiyatlarında %6'ya yakın fiyat artışı bekleniyor. Kur artışının en fazla %80'lik ÖTV dilimine giren orta segment araç satışlarını etkileyeceği öngörülüyor. Onların da sektör temsilcileriyle konuştuğu kadarıyla. Mart ayı satışlarında yine güçlü bir seviye olan 90 bin seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Ama Nisan ayında dediğim gibi %6 civarında bir fiyat artışının neticesinde talepte bir zayıflama beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde bir de bugün hani Türk varlıklar için etkili olabilir mi? Bence belli ölçüde etkili oldu bile diyebileceğimiz, onu da TL üzerinden görebiliyoruz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun Bloomberg'e verdiği yazılı röportaj var. Bu geçtiğimiz haftaki piyasanın endişeyle beraber Türk varlıklarını tamamen hepsinden çıkış gördüğümüz, satış gördüğümüz fiyatlamanın sebeplerinden bir tanesiydi burada Merkez Bankası'na ilişkin endişeler. Orada Sayın Kavcıoğlu'nun röportajından birkaç tane not var ekranımızda. Buradaki ikinci madde oldukça önemli. Çünkü özellikle piyasanın en fazla endişe ettiği unsur hemen faiz indirilecek şeklindeki bir beklenti olmasıydı. İlk etapta ilk aslında Kavcıoğlu iletişime geçtiğinde kamuoyuyla orada olağanüstü bir toplantı olmayacak şeklinde bir cümle sarf etmişti. Evet. Şimdi hemen faiz indirilecek önyargısı doğru değil cümlesi de aslında piyasanın merak ettiği ikinci başlığa cevap oluyor. Çünkü hani Merkez Bankası Başkanı görev değişimi söz konusu oldu. Görev değişiminin sebebi acaba işte 100 bas puan beklenirken 200 bas puan Sayın Acaba'nın faiz arttırmış olması mıydı gibi bir endişe vardı. Şimdi Kavcıoğlu göreve gelince herkes şunu merak ediyordu. Acaba faiz indirmek için mi diye. Ama gördüğümüz kadarıyla burada Merkez Bankası'nın odak noktası ya da dikkat çekmek istediği asıl unsur hani başkan değişiminden ziyade yaptığımız şeylere Merkez Bankası olarak odaklanan, o da bizim nihai hedefimiz enflasyonu düşürmek, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak. Bu minvalde de bağımsız olarak kanunda bize verdiği yetkiye dayanarak bağımsız olarak araçlarımızı kullanıp enflasyonla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz mesajını veriyor röportajda. Yine hani bir haftalık repo faizi, politika faizi ana aracımız olmaya devam edecek demesi de önemli. Bir diğer unsur da tabii para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız diyor. Bir yandan da borsa açıldı, hemen oradan rakam da verelim. 1385 puanda yeni günü karşıladık. Bu da 3,5 puanlık bir artış anlamına geldi. %0,26 yükselişle Borsa İstanbul 100 ana endeks günü karşıladı.
Mali endeks tarafında yeni güne başlarken %0.45, sanayi endeks tarafında ise %0.43 kadar yeşillerdeyiz. Yine banka endeksi keza %0.28 kadar yükseliyor. Borsa açılışında 77 hisse artıda 16 hisse düşüyor. 7 hisse ise yatay performansta. Dolar TL yeni güne başlarken 8.06 sınırında ve Euro TL tarafında da 9.50-29'dayız. Borsa açılışında en çok yükselen hisse şu anda Akçansa. Hemen arkasında Emlak Konut Giyo var. İhlas Gayrimenkul, Oyak Çimento ve Bursa Çimento ile ilk 5 tamamlanıyor. Temettü etkisinden bahsettik. Arçelik ekside gözüküyor şu anda en çok düşen olarak. Arkasında Tatgıda, Ege Gübre, Ford Otosan ve Index Bilgisayar olduğunu da hatırlatalım. İstersen buradan devam edelim. Hem aracı kurumlar hem şirket raporlarıyla. Bir yandan da tabii çok çalkantılı bir hafta geride kaldı piyasa için. Yeni haftadan neler bekleniyor onu da konuşalım istersen Gizem. Şimdi geçtiğimiz haftayı bir hatırlatalım. Özellikle endeks tarafından %10'a yaklaşan neredeyse kayıplar gördüğümüz bir haftayı tamamladık. Buradaki düşüşe etkili olan ana unsurun da bankacılık endeksi olduğunu belki özellikle altını çizmekte fayda var. Çünkü zaten mevcut durumda iskontosu devam eden bir bankacılık endeksinden bahsediyorduk. Geçen haftaki fiyatlamalarla beraber bu iskonto biraz daha derinleşti işin özetinde. Ve endeksin %9'un üzerinde kaybettiği haftada bankacılık endeksi %9.3'lük bir kayıpla aslında haftayı tamamladığını söyleyebiliriz. Sanayi endekse bakalım mesela. Oradaki kayıp ne ölçüde oldu? Çünkü özellikle bir tepki gördüğümüz aşamada bunun daha çok sanayi endeks üzerinden geldiğini gördük. Gel gelelim zaten endekste, yani sanayi endeks tarafında biz geçtiğimiz haftayı 5 işlem günü olarak bakarsak %3'e yakın primle tamamladığını gördük. Yani endeks toplamda %9'un üzerinde haftalık kaybetti diyoruz ama sanayi endeksin kendisi aslında %3 kadar yükseldi ve endeksin kendisini yendi. Hı hı. Endeksi aşağı çeken ana unsur... Bu ayrışma daha da belirgin oldu o zaman sanayi ve banka arasında diyebiliriz herhalde. Kesinlikle öyle. Hatta bununla ilgili hani bankalar tarafında şöyle belki bir grafik gösterebilirim, bulabilirsem hemen hızlıca. Bankacılık endeksinin bu noktada çarpanlarını da bir kez daha belki hatırlatmakta fayda var. Ekrana getirdiğim grafikte MSCI Gelişen Ülkeler Bankacılık Endeksi var. Üst panelde maviyle gösterdiğim çizgide, hatta biraz daha büyüteyim. Turuncuyla gösterdiğim kısımda ise dolar cinsinden bankacılık endeksinin fiyat kazanç oranı var. Yani gelişen ülkelerin bankacılık endeksinde bu oran 11, bizdeki çarpan 3.83. Yani burada çok %60'ın üzerinde bir iskontodan aslında bahsediyoruz kabaca. Bir taraftan da piyasa değeri defter değeri üzerinden bakalım. Gelişen ülkelerde 1.02, BIST bankacılık endeksinde 0.39. Yani her anlamda aslında sadece bu iki çarpanla ölçmek de şey değil. Zaten özellikle şuradan dikkat etmek gerekirse, özellikle bizim buradaki derinleşmesi iskontonun daha çok Ocak başı itibariyle de başlıyor. Yani 2021 yılın geneli zaten bankacılık endeksi için çok da iyi geçmediğini de söyleyebiliriz. Gel gelelim bir de geçen hafta mesela kur tarafında %10'un üzerinde yükseliş oldu diyoruz ama aslında temelde sadece geçen haftanın hikayesi değil. Baktığımızda Şubat ayının sonundan itibaren aslında Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyordu. Yani bizim Türk varlıklarındaki zayıflık aslında... Evet, geçen hafta çok belirgin biçimde biz zayıflamadan bahsediyoruz belki ama... Yani devre kesicilerden bahsettik, fiyata bakmaksızın satışlardan bahsettik, o ayrı ama tabii Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinin hareketi zaten gelişen ülke para birimleri başta olmak üzere varlıklar üzerinde bir baskı oluşturuyordu tabii. Kesinlikle ve buradaki kayıplar dediğim gibi ağırlıklı olarak geçen hafta olmakla birlikte aslında genel zayıflıktan biz Şubat ayı sonu itibariyle bahsediyoruz. Çünkü bir taraftan aslında sadece bizi ilgilendiren şey yok. Dünyada işte emtia fiyatlarının bir taraftan yükselmesi, petrol yükselişi, doların güç kazanması her şeyden öte zaten kendi başına, faizlerin yükselmesi. Bunların hepsi zaten küresel çapta gelişen ülkelere dair algıyı bozan gelişmeler olarak Şubat sonu itibariyle karşımıza çıkıyordu. Yani biz aşağı yukarı bir ayı geçkin bir süredir bu zayıflıktan bahsediyoruz. Şimdi mevcut durumda borsanın mesela nelerden etkilendiğini de bir kez daha göstereyim. Bu benim yazdığım korelasyon matrislerinden bir tanesi. Şöyle kısaca hatırlatmak gerekirse eğer katsayı burada 1 ise birebir korelasyon var demek. 1'e ne kadar yaklaşırsa birlikte hareket ediyorlar. Yani aynı yönde hareket ediyorlar demek. Eğer 0'a yaklaşırsa burada gösterdiğim rakamlar bu durumda ilişki zayıf, yani birbirlerinden bağımsız halde hareket ediyorlar demek. Eksiye doğru gidiyorsa negatif yönde hareket ediyorlar demek. Ne kadar -1'e yaklaşırsa da o kadar birlikte negatif yöne hareket ediyorlar demek. Şöyle göstereyim. Mesela BIST 100 endeksin satırından aynı şekilde devam edeyim. Mevcut durumda mesela BIST 100 kimle daha fazla beraber hareket ediyor diye baktığımızda mesela aslında enteresan
enteresan biçimde dolar endeksinden çok bağımsız hareketliğini görüyoruz. Yani doların yönüyle borsanın bir alakası yok. Bununla birlikte... Yurt dışı dolarla tabii. Yurt dışı aynen. Dolar endeksinden bahsediyorum. Dolar TL'den bahsediyorum. Ama dolar TL sütununa geliyorum mesela. Dolar TL'deki aradaki ilişkiye baktığımızda dolar TL yükseldikçe borsanın düştüğünü. Yani birebir katsayıyla değil belki ama... Burada dolar... Ciddi bir etkileşim var. Evet, etkileşim ters yönde bir etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Başka kimden etkileniyor mesela? Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yükselince borsa belli ölçüde negatif etkileniyor. Ama tıpkı dolar TL gibi. Zaten dolar TL ile ABD 10 yıllık arasındaki ilişkiye baktığımızda da orada da zaten birebir bir ilişki var. Bununla beraber gelişen ülkelerden ne kadar diye etkileniyor diye bakacak olursak, BIST 100 aslında mesela Avrupa borsalarından gelişen ülkelerle olduğundan birazcık daha güçlü bir ilişkiye sahip. Ve aynı zamanda ABD ile de öyle. Yani ama aradaki toplamda sıralamayı yapmak gerekirse önce Avrupa borsaları, sonra gelişen ülkeler, ardından da Amerikan borsalarıyla arada bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL bu noktada nereden etkileniyor diye bakacak olursak, dolar endeksiyle yani küresel çapdaki dolarla belli ölçüde doğrusal bir ilişkisi var. Nispeten ABD faizlerinden biraz daha az ölçüde etkileniyor diyebiliriz. Buradaki dolar TL'ye etkilen ana parametre de dolar endeksinin yani küresel çapta doların performansı olduğu görülüyor. Faizler görece biraz daha dolar TL'yi az etkileyen faktör olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir miktar makro tarafı ve genel piyasa görüşünü toparladıktan sonra istersen hisse bazlı hareketlere de gelelim. Aracı kurumlar tarafında değerlendirmeler var. Örneğin Bank of America'nın bir değerlendirmesi var. Hem tüketiciye hitap eden sektörlerde, perakende de Türk hisseleri için neler düşünüyorlar ifade ettiler. İstersen orayı bir toparlayalım bu sabah. Burada pozitif görüşümüzü tekrar ediyoruz diyorlar. Nitekim zaten BOFA'nın 2020 yılında da Türkiye'nin tüketim ve aynı zamanda gıda perakendecileri için olumlu görüşleri vardı. Bu olumlu görüşleri 2020'de vardı zaten böyle olumlu görüşümüz. Biz aynı pozitif görüşleri 2021 yılında da koruyoruz diyor. Bunun için 6 tane sebep göstermişler. 6 tane sebepten kaynaklanan pozitif bir görüşümüz var demişler. Nedir bunlar diye bakacak olursak. Bilançolarının iyi gelmiş olması, 2020 yılında bu şirketlerin iyi bilanço açıklamış olması. Bu arada bu şirketler derken kimi kastediyorum? Yani tüketim sektörü deyince bütün evren değil de inceledikleri şirketler şunlar. BİM, Migros, Şok, Ülker, Coca-Cola içecek, Efes ve Mavi. Bu şirketlerden oluşuyor listesi. Bu şirketlerin 2020'de iyi bilanço açıklamasından kaynaklı 2021'de de pozitif görüşümüzü koruyoruz diyorlar. İkinci en çok beğenmelerindeki sebep %24 ila %29 aralığında gelirin favori oranında yıllık büyüme tahmin ediyoruz. Bütün bu incelediğimiz 7 şirketin de demişler. Yani burada... 2021 yılında gelirin favori oranının %26 ila %29 oranında 2021 yılında da 2020 ile kıyasladığımızda büyümeye devam edeceğini öngörmüşler. Ve aynı zamanda bazı pozitif revizyonlarımız var diyorlar. Mesela gelir bölü favori oranını ortalamada %3 ila %8 oranında 2021 yılında yukarı yönde revize ettiklerini söylüyorlar. Kaldıraca baktığımızda artık bu sektör için kaldıraç konusu önemli bir faktör değil. İzlediğimiz bir negatif gelişme olmadığını söylemişler. Çünkü şu an geldiğimiz noktada bu şirketlerin geçen sene zaten büyümüş olmasından kaynaklı borç rasyoları belirgin bir biçimde iyileşti ve düştü. Bu yüzden BOFA aslında artık bu şirketler için borçluk önemli değil diyor. Aynı zamanda beşinci sebebine baktığımızda önümüzdeki 3 yıl içinde aslında finansallarında gene iyileşmenin devam etmesini beklediklerini ifade etmişler. Ve değerleme itibariyle baktığımızda da değerlemesinin son 5 yılın ortalamasına göre yani farklı çarpanlarla bakıyorlar ama beklenen işte firma değeri FAVÖK rasyosu üzerinden gitmişler. Bunun 5 yıl ortalaması 7.4. Şu an bu bahsettiğim 7 şirketin ortalaması 5 seviyesinde. Dolayısıyla kendi 5 yıllık ortalamasıyla kıyasladığımızda firma değeri FAVÖK rasyosunda ortalamadan daha ucuz olduklarını söylüyorlar. Beğenmelerinin 6. sebebi de bu. Şimdi hangi sektör, yani bu sektörler içerisinde hangi şirketleri daha fazla beğeniyorlar diye bakacak olursak burada 6 şirket için aslında 6 tavsiyeleri var. Sadece BİM'e karşı nötrler. Orada zaten hedef fiyatı da değiştirmemişler. BİM aynen duruyor. Geri kalanlarda hep al tavsiyesi var. Ve al tavsiyelerinin hedef fiyatlarına da söyleyeyim aynı zamanda. BİM için 85 TL'lik hedef fiyatları vardı. Bu aynı duruyor. Migros için al tavsiyesi var. Daha öncesindeki yani hedef fiyatında ufak bir aşağı yönde revizyon yapmışlar ama yine de al tavsiyesini koruyorlar. 59 TL'ye indirmişler yeni hedef fiyatına. Daha öncesinde 61 TL'ydi. Yani sadece %3'lük bir hedef fiyatta aşağı yönde revizyon var. Ama yine de Migros için al tavsiyesi var.
Şok için alt tavsiyesi var. 22 TL'den 25 TL'ye hedef fiyatı yukarı yönde güncellemişler. Yani %14 oranında hedef fiyatını yukarı yönde revize ettiler. Şok için alt tavsiyesi var dedik 25 TL. Ülker için 33 TL'lik bir hedef fiyat koyuyorlar. Alt tavsiyesi var yine. Hedef fiyatında bir değişiklik yok Ülker'in. Coca-Cola içecek için 100 olan hedef fiyatını 104 TL'ye sınırlı bir %4'lük bir hedef fiyat revizyonu gördük. Efes için 35 TL'ye indirmişler hedef fiyatını 38 TL'den ama yine de alt tavsiyesini koruyorlar. Mavi giyim için yine al diyorlar. 65 TL'ye hedef fiyat koymuşlar bu raporla beraber. Çok sınırlı dediğim gibi buranın da hedef fiyatına bir düşüş söz konusu. Yani mevcut durumdaki bu koydukları hedef fiyat üzerinden getiri potansiyellerine baktığımızda BİM için nötr olmasının sebebi bu. Çünkü koydukları bu 85 TL'lik hedef fiyat mevcut bulunduğu seviyeden şu an 71.35 TL. Evet. Yani aşağı yukarı işte %20 civarında bir getiri potansiyeli sunuyor. Bu %20 kötü bir getiri mi? Aslında değil ama şey açısından diğerleri göreceli daha yüksek bir getiri vaat ediyorlar. Migros mesela 59 TL'lik hedef fiyatta %51'lik bir getiri potansiyeli var. Ama en fazla getiri vaat eden %98'lik bir getiri potansiyeliyle koydukları hedef fiyattan. Nitekim onun da 25 TL olduğunu tekrar edeyim. Şok marketler olduğunu söyleyebiliriz. Kaldığımız yerden yarın sabah devam edeceğiz. Hoşçakalın.